Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Bizim parti politikası olarak Ünye'nin merkezindeki yoğunlaşmalardan muzdaribiz. Daha önce örneklerini gördüğümüz işte Yunus Emre Parkı, Motto'nun olduğu yer, Ünye Park Restoranı'nın olduğu yer. Onun dışında işte belediye sineması ve kültür merkezinin olduğu yere yapılan AVM, bütün bunlar Ünye'nin merkezinde yoğunluğu artıran uygulamalar. Biz parti olarak bu uygulamaların belediyecilikle, çağdaş belediyecilikle alakası olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun dışında kamuya ait alanlar uzun yıllar boyunca özel kişilerin güdümüne bırakılıyor. Bunlara örnek olarak da işte 15 Temmuz bir kamu alanı olarak belediyenin elinden çıktı. 15 Temmuz Meydanı adı altında sadece bir otopark parasına Ünye'nin en değerli arazileri farklı farklı kişilerin eline geçti. Onun dışında işte Uniport AVM'nin durumu gene ortada. Ve elimizde çok az miktarda kamu alanı ve halkın yararına kullanabileceğimiz kamu alanı kaldı. Bunlardan biri de son zamanlarda çok çok tartışılan büyük caminin yanındaki işte belediye dükkanlarının olduğu bölüm. Biz parti olarak ve şehirciliğin, modern şehirciliğin gereği olarak şehir merkezine bu şekilde iş merkezlerinin yapılmasına karşıyız. Burada önceden kalan tek katlı olan bu belediye dükkanları şehrin silüetini, şehrin merkezini o denli yoğunlaştıran yapılar değil. Fakat burada 45'e yakın esnafa dükkan verileceği taahhüt edilmiş. Böyle bir şey yapıldığı zaman ve belediyenin de Büyükşehir Belediyesi'nin de bu işi bir rant olarak gördüğünü göz önüne alırsak buraya devasa bir iş merkezinin yapılacağı anlaşılıyor. Fakat bunun da altyapısı tam olarak oturtulmuş değil. Bu altyapının oturtulmadığını da nereden anlıyoruz? Öncelikle bu alanın mülkiyeti konusunda sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nde olan bu alanın SGK'ya borç karşılığı devredildiği ile ilgili. Şu anda Ocak ayından itibaren oradaki esnaftan kiralarını Büyükşehir Belediyesi değil SGK'ya yatırmaları yönünde SGK'dan gelen bir ilan var, bir duyuru var. Bu konuda da burada hesaplı kitaplı ve projesi yapılmış, önceden projesi yapılmış, kent estetiğine uygun bir proje çalışmasının da yapılmadığı görülüyor. Ve bizim korkumuz şu, ortaya devasa bir rant merkezi çıkacak ve bu rant merkezi de Ünye'nin en merkezi yerinde onlarca, yüzlerce yıl kalacak şekilde burada bir kent dokusuna yakışmayan bir yapının ortaya çıkmasından endişeliyiz. Onun dışında bunun SGK'nın devrettiği söyleniyor. Devredilip devredilmediği konusunda resmi bir şey yok. Her şey bir söz üzerine devam ediyor. Bunun altyapısı da hazırlanmış değil anladığımız kadarıyla. Ortada verilen sözler var, ne bir protokol var, yatırılan bazı paralar var. Bu paralara karşı kişilerin hangi şeyi ne şekilde alacağına dair herhangi bir kişiyi, oradaki esnafı güvenceye alacak herhangi bir resmi belge yok. Böyle bir kör dövüşü şeklinde, bir kaos şeklinde devam eden bir uygulamayla karşı karşıyayız ve biz bundan muzdaribiz. Yani burada en büyük korkumuz da şehrin en değerli yerine, en merkezi olan yerinin yoğunlaştıracak şekilde çok katlı, işte kent estetiğine uymayan, kentleşmeye, modern kentleşmeye, çağdaş kentleşmeye uymayan ve kentin merkez trafiğini, kent merkezinin trafiğini çok çok daha fazla yoğunlaştıracak bir binanın buraya yapılacak olması da en büyük kötülük olur Ünye'ye diye düşünüyoruz.